İsterse Bil Bakalım Derbi Özel bölümünde bu haftaki konuklarımız, eski futbolcularımız Ümit Karan ve Hasan Kabze. Bakalım Hasan Kabze mi Beşiktaş maçlarına dair sorularımıza doğru yanıtları verecek yoksa Ümit Karan mı? Kolaysa Bil Bakalım Derbi Özel programımız başlıyor. Allah! Ne oldu yine bir şey çeviriyorsun? Ne çeviriyorsun? Ne yazdın? Babayı ben görüyorsun değil mi? Abi! Sen ne yazdın? 2-1 yazdım. Ben 1-0 yazdım. Ya böyle... Abi! Ya 5 saat sonra yazdım. Tamam mı oğlum, yazacak mısınız? Polismiş halim ya. Abi tamam be! Allah'ım ya, Allah böyle Allah. Bir şey yok ya. 99 numara benim. Ha Ümit abi gel zaman vermiyor muyum? Tabii ki alsın. Ayıp ediyorsun, elini ya, öperim yani. Ya bir ara sahada 2 saat 99'da oynadık ya bu yüzden. Şöyle bir şey... Ya bana hayranlığını dile getirmiyor. Bak, sana değil abi. Sana sesleniyorum. Bizim veteran takımda da herkese bir daha geldiğinde sen sor. Tamam. Herkes bu hayranlığını biliyor bana karşı. Ümit abi her zaman iddialıdır ya. İddiasın, ben iddiası oynamam. Hiç kaybetmek istemez yani. O zaman Kıran Kıran'a bir mücadele olacak. Aynı sahada olduğu gibi başarılar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. İlk sorum da geliyor. Galatasaray ve Beşiktaş ezeli rekabette ilk maçını hangi statta oynamıştır? İnönü. Doğru cevap. Güzel başlangıç oldu. 22 Ağustos. Beni korkak mı çekiyorsun oğlum sen? Abi ben İnönü dedim, Taksim yazdım. Sana şey verdim. Hayır. Tabii ya. Yok, ben küçük... 5 saat sonra çeviriyor ya kağıdı. Ümit Bey lütfen şurada Taksim yazarsan küçük gözükmez ya. Diye kamerada. Ya evet. Var kapat ben... kamera setelini. Sen okulda da böyleydin. Nerede? Futbol oynarken de benden kopya çekiyordu. Gol vuruşlarımı. O başka bir şey. O öğrenme. Güzel anılar vardı tabii. Az sonra onları da dinleyeceğim. Ümit abinin vuruşları var. Onları kopya çektik. Güzel başladık. Doğru cevaplar geldi. İkinci soruya geçiyoruz. 18 Temmuz 1997'de Beşiktaş'la oynadığımız ve 6-0 kazandığımız Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası'nda hat-trick yapan futbolcumuz kimdi? Gol atan isimleri söyleyeyim isterseniz. Adrian İlie mi, Suat Kaya mı? İkisinin de o maçta golü var. Ama biri hat-trick yaptı. Suat abi. Görebilirim cevapları hazırsak. Doğru cevap. Bak şöyle yan yana getirince. Doğru. Suat Kaya'nın iki golü vardı o maçta da. Oo, Suat abi yaklaşmış. Hayatın ilk ve son golü. Suat abi bak. Kafayı da atmıştır. Kesin. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisinde en çok görülen skor. En çok görülen evet, skor. Evet, 71 kez aynı skor görülmüş. Bak, önceden yazdım. 2-1 mi, 1-0 mı? Hayda. Allah. Ne oldu yine bir şey çeviriyorsun? Ne çeviriyorsun? Ne yazdın? Babayı ben görüyorsun değil mi? Abi. Sen ne yazdın? 2-1 yazdım. Ben 1-0 yazdım. 1-0. Tamam işte ama ya böyle... Abi! Ya 5 saat sonra yazıyor bu ya. Ya kalemimi düşürdüm lütfen ya. Ya bırak numaraları yemezler kalem... oğlum ayakkabıyı çeviriyor. Abi topu dışarı, topu dışarı vurunca ipleri bağlıyordun falan. Abi falan. Hep aynı numaralar. Bırak biraz anılardan bahsedelim. Seninkini yazmadın diye mi? Ya bırak ya. Hayır doğru bildim diye mi sinirleniyorsun? Hayır sen 2 tane atmıştın da bir maçta ben oradan... Tamam ben de öyle düşündüm ama 1-0 daha çok kafama denk geldi. Aslında evet 1-0'lık benim maçlarım var galiba. Evet sen daha çok atıyordun 1-0. Devam ediyorum. Hayır arkamı döneceğim yazacağım en sonunda ya. Bir şey paravan koyalım. Allah Allah. Şu araya, tamam ben bakmıyorum sana abi zaten. Şu araya bir baraj kur, şu şey barajları yok mu antrenmanda kullandıklarım onları koyacağız ya. Devam edelim o zaman. Galatasaray'ımıza Beşiktaş'a en çok gol atan oyuncumuz. Metin Oktay mı, Gündüz Kılıç mı? Oo. Zor bir soru. Ama? Hatta gol sayısını söyleyeyim en çok gol atan ismin. 31 maçta 21 golü var. 31 maçta 21 evet. Gol. Ne bakıyorsun bana oğlum? Metin Oktay'la Gündüz Kılıç. Evet. Biraz kafa karıştıran bir çok insan. Kafa kafaya gitmiştir bence. Tamam mı oğlum yazacak mısınız? Polismiş halim ya. Abi tamam be. Allah'ım ya Allah böyle Allah. Bir şey yok ya. Bir ya belki o yaş. An al. Ha, ne al. Al. Gündüz Kılıç attı.
Gündüz Kılıç. Abi, işte burada şaşırtma vardı yani. İkimiz de Metin Oktay hayranı olduğumuzu göstermiyor bu durum. İkisi de çok değerli isim. Tabii Metin Oktay da efsanelerimiz arasında. Demek ki bazı futbolcuların bazı takımlara karşı şans daha çok tutuyor. Galatasaray Beşiktaş derbilerinde en erken golü hangi oyuncu atmıştır? Bu hatta yani bir dakika bile değil, böyle saniyelerde en erken atılan gol. İlye mi atmıştır, Mustafa Kocabey mi? Cumhurbaşkanlığı kupası maçı. En erken gol. Attıysa ben bunu tebrik ederim. Doğru cevap. Çünkü neden? Cumhurbaşkanlığı kupası İlye falan oynamıyormuş herhalde orada. Oradan yoksa. Doğru cevap. Ya İlye ve Cumhurbaşkanlığı kupası hiç yakıştıramadım yani. Hani şey. Tarih olarak hiç denk gelmedi. Hadi öyle İlye, Türkiye'de yoktu o zaman Cumhurbaşkanlığı. Hemen söylüyorum Ümit Hocam, sizin iki yanlışınız var. Sizin bir, bir yanlışınız evet. var. Tabii sorularımıza devam evet. edeceğiz ama biraz böyle ortamı yumuşatalım. Güzel anılar vardır birlikte olan. Hocam öncelikle sizinle başlayalım Hasan Kavza ile ilgili güzel anıları. Benim en güzel anım bir tanesi Ümit abiyle alakalı. Ümit abi her zaman derdi, yemek masasında biz beraber oturuyorduk. 10 tane takım olsa ilk başta senin ismini yazarım derdi. Onu her zaman söylerdi. O bana çok büyük bir ona motive olurdu. Ona moral veriyordum yani. Motivasyon olsun diye. Tabii çok severim Hasan'ı. Yani biz o zaman da iyi anlaşırdık. Biz hala futbol evet. bittiği zaman da bir araya geliriz. Tabii Hasan'ın şöyle bir hastalığı oluştu benden sonra. Şimdi ya al ama lütfen şimdi yani veteran, buna hiç gerek var mı? Veteran maçlara gittiğimiz zaman 99 numara formayı Türkiye'de ilk ben giydim. Evet. Şimdi abi. Bazı arkadaşlar futbolu bıraktıktan sonra veteran maçlarında 99 yani. Numarayı giymek istiyor. İsmi lazım değil, yanımda oturuyor. Bunu soracaktım aslında tamam, da. Tamam sorabilirsin. Şimdi şöyle bir şey var. Ben Galatasaray'a geldiğim zaman 58 numarayı giydim. Neden? Sivaslı olduğum için ve o zaman 99 numara falan 9 numara zaten alamıyorduk. Yoktu yani. Ümit abi de alamıyordu 9'u. Nasıl alamıyordu? Ben geldim, Ümit abi yoktu bu arada. Onu da... Tam yokken alsaydın o zaman 99'u. Yoktu zaten. Yok yok. Nasıl yok oğlum? Sivaslı olduğum için ben ya bırak, memleketime... Benim hayranlığımı niye dile getiriyorsun? Hayır bir dakika. Memleketime karşı benim o bir borcum gibi hissettim. O yüzden 58'i giymiştim. O dönemler çok meşhurdu. Memleketin numarası 67 işte Ergün abi falan giyiyordu. Ben sonra zaten Rubin kazandı sonra hep 99 numara giydim hayatım boyunca. Çünkü 9'u çok seviyorum. 99 giyme sebebim de 9 zaten yani. Dolayısıyla ben hep 99 giydim. Şimdi de Ümit abi daha çok programlarda falan olduğu için Survivor olsun işte ne bileyim yemek yarışma ne bir şeyler olduğu için. O yüzden genelde ben katılıyorum şeylere öyle organizasyon. Dolayısıyla 99 numara benim. Ha Ümit abi geldiği zaman vermiyor muyum? Tabii ki alsın. Ayıp ediyorsun elini ya, öperim yani. Ya bir ara sahada 2 tane 99'da oynadık ya bu yüzden. Şöyle bir şey ama şu güzel bir şey bak. Ya böyle bir şey yok. Hayır. Ya bence bana hayranlığını dile getirmiyor. Bak, sana değil abi. Sana sesleniyorum. Bizim veteran takımda da herkese bir daha geldiğinde sen sor. Tamam. Herkes bu hayranlığını biliyor bana karşı. Sadece burada dile getirmek hayır, istemiyorum. Hayır seni sevdiğimi biliyorsun zaten. Tamam. Ama şöyle bir şey var. Bak geçen bir şeye gitmiştik. Sen var mıydın Romanya'da? Ya nasıl yoktum? Tamam. Orada kim giyiyordu 10 numaraları? Nasıl? Birisi Mutu, birisi Hacı. Bitti abi. Demek ya ki Hacı'nın olduğu yerde başka kimse on numara ama giyebilir işte bak, mi? Ama işte bak normalde Mutu giymemesi lazım değil mi? Ama giyiyor. Hacı izin verir mi? Ben sana izin veriyorum zaman zaman. Hacı de izin vermiş. Hacı da izin vermiş. Mutu giymiş ya, mesela. Yok. Sorulara devam ediyorum. 99'u da böyle bu şekilde izleyicilerimize anlattığımız için. Ama şu anki... Ama tabii şunu söylemek lazım. Ben Hasan'la oynarken de iyi anlaşırdık. Birbirimize iyi asistler de vardı. Yani evet. topla çok buluşturduğum zaman Hasan'ı çok buluşturdum gol atsın diye çok çalıştım ona. Ünlü olsun diye. Kardeşim de şöyle bir de örnek vereyim mi? Hasan çok geç yaşta futbolcu oldu. Evet, evet. Yani şurada aslında şunu dile getirmek lazım. Biz mesela ben 6-7 yaşında futbola başladım. Altyapılarla beraber büyüme. Hasan Kavcı 17 yaşında futbola başladı. Evet. Yani demek ki bir insanın içinde yetenek varsa yaşın ne olursa olsun yine bir başarılı şekilde olabiliyorsun. Tabii bu çok nadir bir örnektir ama bunu da söylemek lazım. Çalışarak bir yere gelebiliyor insanlar. Kesinlikle öyle. Sizde zaten güzel bir abi kardeşlik, arkadaşlık da olmuş evet, sağ evet, içinde. Her zaman, her zaman. Bu her zaman önemlidir zaten. Başarı da zaten böyle böyle gelir. O yüzden her zaman Galatasaray'ın iki efsanesi
olarak bizlerle birlikte olacaksınız. Bizler de çok gurur ve onur duyuyoruz her derbi önce sizlerle birlikte olmaktan. O zaman rekabete sağ dışında devam edelim. Sorular geliyor. Eski Ali Samiyan Stadyumunda Beşiktaş'a son golümüzü hangi futbolcumuz atmıştır? Baroş mu, Kivil mı? Dur bir dakika, şunu sileyim. Ben yazdım. Ben seninki görmedim. Bırak, vallahi ben de sileyim. Ben görmedim vallahi. Tamam, ikiniz de çevirene kadar sonuçta silme hakkınız var. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim peki. Doğru. Yazışın doğru mu? Yani yanlış doğru olabilirdi. Sen niye orada Barış sildin? Niye sildin gösterdiğin kameraya? Nerede gösterdin? Ben görmedim. Gören var mı arkadaşlar? Görmedik. Neyse. Devam edelim. Hangi seneydi? Güzel. 2000 soru. Yok, onda ayrıldık. 2010'da ayrıldık. Stat'tan değil mi? Evet, 11'de burada oynamıştık. Yani. Bana da sorular geliyor. Evet, sana da, biz hep. Peki, Rams Park'ta ilk Beşiktaş maçı olan ve 3-2 kazandığımız derbide 3. golümüzü hangi futbolcu atmıştır? Neydi o çocuğun adı? 26 Şubat 2012. Tamam. Ortalıyor Selçuk. Yine Baroş mu? Direkte. Elman der mi? Diyorum bak, 3. golü. 3. golü Baroş attı tabii. Hatta ilk golü atan isim. Ama öyle bir kopya yani vereyim. 2012. Elman der. Hatta şöyle bir kopya daha vereyim. İkinci golü de Melo atmıştı. Bu da mı yanlış? Ben golü çizdim size. Wow. Burada bu kaleye gol atmıştı. Doğru. Kaşı maşı açılmıştı o maç. Şimdi herhalde Erman derin. 48-49 yaşındayım. Bu adam daha genç. Hafıza biraz daha taze. Estağfurullah hocam. Estağfurullah abi. Ayıp ediyoruz. Kopya veriyoruz arada işte. Gayet de güzel gidiyoruz bence. Tribünde de bir koreografi yapılmıştı. Herkes rütbesini bilecek koreografisi. 4. yıldızı taktığımız sezon. Hangi sezondu Beşiktaş'la oynadığımız? Ne, rütbetini takacaksın mı? Evet. Hangi sezondu? 4. yıldızı taktığımız sene. 33. hafta mücadelesinde. Tamam. Benim şey işte. Yazmışım. Hayır, bir şey söyleyeyim. Şık yok mu? Yok şık. Bunda şık olmaz ki. Bunda şık olsun. 33. hafta. Evet. 4. yıldızı takmıştık. Peki bir şey söyleyeceğim. Tam 13-14 mu? 14-15 mi o zaman? 13-14 mü? 14-15 mi? 14-15 mi? Ya buna şık vermeyecektim. Ay tamam, anladım. 13-14, 14-15. 14-15 olsa olmaz. Bence iyi düşünün. Hah. Çevir hadi. Al, benimki 13-14'tü zaten. 14-15. Olabilir abi. Ben direkt 15 yazacaktım da. Tarihsel evet olarak. Yine şık istedi, hiç bir şey diyemedim. İkişer yanlış oldu. Beraberlik söz konusu. Birlikte olan 4 sorunuz, tamam. Sonra ayrı ayrı sorulara geçeceğiz. Şu anda beraberlik var. 2022-2023 sezonunda burada Rams Park'ta Beşiktaş'ı 2-1 yendiğimiz maçta gollerimizi hangi futbolcumuz atmıştır? 2 golü de o attı. Evet, 2 golü de o attı. Kerem mi, İcardi mi? 2022'de. Şu an kaçtayım? Geçtiğimiz geçen sezon 22-23. Rams Park'ta oynadığımız, kazandığımız tamam maçta 2 gol atmıştı. 2 golün de sahibiydi. Icardi mi, Kerem mi? Hatta hiçbir derbi boş geçmiyor da diyebiliriz. Artık böyle bir kopyadan sonra. Daha ne diyecek ya? Daha ne diyeceksin yani? Daha ne diyeceğim? Dok. Ama o zaman bu formayla yapmıştı değil mi? Evet. Evet, o zaman öyleydi. Onu yazayım dedim. Tamam. Hadi bakalım. Hayır. Şimdi 9'u giyiyor. Evet. O da güzel.
Neyse ona da 99 yakıştı. Yakıştı. Şimdi 10. sorumuz. Ortak iki sorunuz kalıyor geriye. 2-2'likte beraberlik var. Devam ediyorum. Galatasaray'ımız Beşiktaş'la karşılaşacağı derbi mücadelesinde kaçıncı kez rakip olmuş olacak? Tabii bu kaçıncı zor bir soru. O zaman şık vereyim. 354 mü? 343 mü? Doğru. Hey yavrum be. 354. kez karşı karşıya gelecekler. Ben tahmin etseydim böyle 350 falan yazardım yani tahminince. Ama yine de yaklaşmış olacaktınız. Aynen. Çünkü çok uzun bir süre. Şimdi Ümit Karan kariyerindeki 100. golünü hangi takıma karşı atmıştır? Sana mı soruyorum? Sana soruyorum ben. Bir beraber soruyorum. Siz de kesin tamam, hatırlıyorsunuz. Söyle. Sen biliyor musun? Bilmiyorsundur ki imkanı yok. Hatta yaz, Ümit tamam, Karan için belki o gün özel bir gündü. Bir tanesidir o. Yani başka bir özelliği de var o günün. Tamam söyleyecek misin? Çocuğunuz dünyaya aynen gelmişti. Hemen... O zaman bundan kaç sene önce o 7 sene önce. 2006 yılı. Tamam bizim. 17 Eylül 2006. 17 Eylül 2006'da attığı gol hangi takıma karşı mı? Evet penaltıdan atılmıştı. O maçı da 1-0 kazanmıştık. Fenerbahçe maçı o zaman. Yine bir derbi mücadelesiydi. Artık daha da kopya veremem. Beşiktaş değil Fenerbahçe'dir ya. 2006'da. Abi 2006'da sen penaltı atmıyordun ki zaten. Nasıl penaltı attın oğlum? Kim oynamıyordu acaba sen penaltı attın Ümit abi? Çevirebilir miyim? Dur. Sana o kadar tüyo verdi be sana yazıklar olsun be. Tamam bir dakika. Tamam. Evet. Ne yazdın sen? Kaleci Runya. Kaleci Runya. Ben de hoş geldin Ümit Can Karan yazdım. Gerçekten de çok vay anlamlı be bir gün olmuş tabii sizin adınıza hocam. Bir şey söyleyeceğim. Müthiş bir şeydi ya. Harbiden o gün neler hissettiniz? O gün penaltıyı nasıl attın sen bana onu söyle bir. Nasıl? Penaltıyı sen atmıyordun. Nasıl sen penaltı attın o gün? O kesin. Kesin. Bırakır mıyım? Ben bir de sakatlıktan dönmüştüm hatırlıyorsun o çaprazlardan sonraki. Onun şeyine. 100. gol atmak çok ayrı bir şey zaten. Yüzler kulübüne girmek. Evet evet. Ayrı bir şeydi ve oğlumun doğuşuyla beraber de evet yani iki kez süslenmiş oldu ve sakatlık dönüşü. Dönüşüydü. Yani tabii tabii çok büyük moral oldu. Bir arada yaşadım o maçta. Zaten 1-0 bitti o maçta. Evet ve müthiş bir atmosfer. Az tabii önce hocamla televizyonda da evet o golde geldi nostalji yaşadık. Tabii burası çok önemli bir stat oldu. Ram stadı çok önemli bir stat oldu ama tabii biz o eski Ali Sami'nin duygularını sıcaklığı zaman zaman hala hissettiğimiz için. Evet. O hasreti. O çok orası o ruhu yaşamak çok bambaşkaydı evet herhalde. Evet evet çok değişik güzel sıcak bir atmosferi vardı orada. Evet şimdi de Hasan Kavza ile ilgili bir soru soruyorum. Zaten... 2005-2006 sezonunda İnönü Stadı'nda oynanan ve şampiyonluğumuzu getiren, galibiyet olarak nitelendiren, 2-1 kazandığımız Beşiktaş maçında gollerimizi atan oyuncumuz Hasan Kabze oyuna kaçıncı dakika girmiştir? Hatırlıyor musunuz? Oha! Şık vereyim mi? Ben sana söyleyeyim. 58-62 falan. 65 mi? Çok yaklaştınız. 63 mü? Golün bir tanesi 64'teydi zaten. Tamam işte 60'ta 58'de girdi ya. 58-59 falan ya. Girdikten 3 dakika sonra da gol olduğunu varsayarsak. Yani 60'ın dakikada girdi. 60-61 ya. Yaz o zaman abi 60 yaz. Çünkü çok girer girmez hemen olmuştu ya evet. 61. Bak 1 yazıyor burada. Bir yaptım. İkinize 63. de eksi veriyorum. Hayır, hayır gol 64. Ha, şöyle 64 bir şey var. Şeydi 63 nokta bilmem ne ya. Peki sizde yani o maç unutulmaz maçlarınız arasında bir tanesiydi. Kordoba'yı fişini çekti o maçta ya. Kordoba'yı yolladılar o maçta sonra Beşiktaş'ta. Tabii hafiften canım de bir yağmur evet yağmaya başladı. Ya, o, tabii, o maç tabii Galatasaray kariyerimdeki en önemli, en özel goldü yani benim için. Kesinlikle unutulmayacak maçlardan bir tanesiydi. Evet.
O zaman çok hızlı hızlı hava şartlarından da dolayı sorularımı yönlendiriyorum. Bu arada ortak sorularda eşitlikle tamamladık. İkinizin de üçer yanlışı bulunuyor. Birebir sorulara geçiyorum. Birlikte oynamaktan keyif aldığınız 3 futbolcu. Tahta ıslandı yazmış çok. Evet. Tamam da söyleyebiliriz. Şöyle dik tutalım da şey olmasın daha. Tamam. Tamam. Kim yazdın? Ya, çok güzel. Ribery Dominguez Karan yazdı. Son sorularıma geçiyorum. Bir şey söyleyeyim. Vallahi bunların hiçbirisi kurgu falan değil yani. Öyle şu anlık gelişen şeyler yani. Sizi daha fazla ıslatmadan son iki sorumu soruyorum ve programı kapatacağız. Ümit Karan Galatasaray kariyerinde ligde ilk golünü hangi takıma karşı atmıştı? 2-1 kazanmıştık maçı. Hiç takım, bana takım söyleme. 3 tane takım söyle hadi tamam. Bir tane, 2 tane değil, 3 tane söyle. Antalya Spor mu? Akhisar Spor mu? Bursa Spor mu? Antalya Spor abi. Şu an ben de doğaçlama söyledim. Antalya. Doğru. Çünkü aynen. Bursa hadi olamaz da Akhisar zaten yoktu yani. Öyle bir takım güzel kopya. Gizli kopyalar bunlar ama bilenler bilir. Galibiyeti getiren gol 90. dakikadaydı. 2-1'le kazanmıştık. Ve son soru, Hasan Kabze Galatasaray kariyerinde ligde son golünü hangi takıma karşı atmıştır? 2-2 berabere bitmişti. 2-2 mi? 2007'de. 16 Mart 2007'de. Oynadığım bir takım. Nereye gittin ki Sivas'a? Tamam o zaman şık vereyim. Sivas Spor mu? Tamam. Konya Spor mu? O diyor bak ama çıkmadı ama çıktı galiba. Konya. Konya hocam Konya. Sizinki ya siz de Konya. Sadece... Ama oynadığım takım. Şey abi ya. Oynadığım takım. Ya böyle bir şey yok ya. Benim düğmen abi oynadım tamam. Sivas'ta da oynadım ama Konya ya. Çünkü o zaman Sivas. Var ya yazıklar olsun sana. Abi. Yaz. Kazanmak için her şeyi yaptım. Abi bir şey söyleyeceğim sana ama ya böyle bir oynadığım şey bir takım diyerek sana söyledim tamam, yani. Tamam Sivas'ta oynamadın mı? Oynadım ama yani. Başka takımlarda da oynadım yani. Çok keyifli bir programdı. Son dakika evet bir yanıltmaca oldu ama bence çok da güzel geçti. Şimdi önümüzde Beşiktaş derbisi var. Nasıl bir derbi izleriz? Skor tahminleriniz var mı? Onu sorayım ve programı kapatalım sizi daha fazla ıslatmadan. Hocam. Ya bir kere şunu söylemek lazım. Bir kere tabii şimdi Galatasaray çok ağır favori gösteriyor ama buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü derbinin havası, oyunu, ambiyansı her zaman farklıdır. Yani rakibini hafife almamak, küçümsememek çok önemli. Şu an formda bir takımımız var. O formu sürdürmek için böyle milli takım araları zaman zaman çok değişkenlik gösterebiliyor kamp bu süreden sonra. İnşallah bizim takımımız aynı şekilde sahaya çıkar ama hiçbir zaman unutmayalım ki derbiler her zaman zordur. Çünkü bir kere Burak Yılmaz da Galatasaray'ın ambiyansını bilen bir teknik adam olacak. Teknik adam olarak gelecek. O da bu statta evet. Oynamışlığı var. O da takımını farklı motive edecek. İşte benim eski takımım diyecek. İşte benim için oynayın diyecek gibi gibi motivasyon konuşmalar söz konusu olacak. Ama tabii bizim takım kendisi oynadığı gibi, kendi oyunu sahaya sergilediği zaman tabii mutlaka kazanacağını düşünüyorum. Skor tahmininiz var mı? 3-1. 3-1. Ya ben de şunu söyleyeyim. Şimdi Galatasaray takımı evet çok iyi gidiyor. Hatta önümüzdeki hafta salı günü de bir Bayern Münih karşılaşması olacak. Dolayısıyla oyuncuların kafası eğer o maçta olursa ki çok da muhtemelen bir şey. Sakatlanmak istemeyecekler belki. Çünkü çok önemli bir karşılaşma olacak. Hem kendi kariyerleri için hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki grup maçlarındaki oynayacağı o karşılaşma için. Dediğim gibi yani benim için önemli olan daha çok konsantrasyonu yüksek olan takım kazanacak. Bu da Galatasaray olması gerekiyor. İçeride oynuyorsun. İyi bir hava yakalamışsın. Rakip baktığın zaman Galatasaray takımının performansına çok düşük bir performansı şu anda öyle gözüküyor. Ama derbi. Derbiler her zaman farklı olur. Hele yağmur yağarsa çok daha farklı olur. Dolayısıyla iyi olan takım inşallah kazanır. O da Galatasaray olur. Sizin skor tahmininiz? Bence 2-0 bitecek. Galatasaray olacak. 2-0. Tam maçtan sonra o zaman bu programdan o kısımları keseceğim. Bakalım hangisi güzel. Doğru olacak. Çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. Her zaman sizleri ağırlamak isteriz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.